Tahmin edebileceğiniz üzere ilk üretilen ürünler her zaman normal boyutlarından çok daha büyük, ağır ve maliyetli olmaktadır. 1956 yılında üretilen ilk hard disk de devasa büyüklükte. Ağırlığı da 1,5 ton. Ancak size komik gelebilir ama hafızası 5 MB. Evet, yanlış duymadınız. Şu an cebimizde taşıdığımız flash belekler bile 8, 16, 32 GB büyüklükte. Almanya'nın güneyinde bir mağarada flüt parçaları bulundu. Bu flüt parçaları akbaba ve mamut kemiklerinden yapılmış. Yaklaşık 42 bin ila 43 bin yıllarına ait olduğu düşünülen bu alet, gelmiş geçmiş en eski enstrüman olarak kabul ediliyor. Saç kurutma makinesi ilk kez 1890 yılında icat edildi. Saçını kurutmak isteyen kişi başlığın altında oturuyor, ocaktan gelen sıcak hava bir kol yardımıyla müşterinin saçlarına gönderiliyordu. Daha sonra bu güzide tasarım firmalar tarafından geliştirilmeye başlandı. 1900-1910 yılları arası dev saç kurutma makineleri piyasaya girmiş oldu. Fotoğraf makinesini bir kişinin icat ettiğini söylemek doğru olmaz. İcat, değişik kişilerin uzun yıllar çalışmaları sonucunda ortaya çıkmıştır. Işığa karşı duyarlı bir madde ile kağıt üzerine baskı yoluyla görüntüler elde edilmeye çalışıldı. 1816 yılında bir mikroskoptan alınmış mercekle ilkel bir fotoğraf makinesi yapıldı. En sonunda 1888 yılında kutu fotoğraf makinesi piyasaya sürüldü. Bundan sonra birçok makine ortaya çıktı. ...1955 yılında flaşmatik denen kablosuz uzaktan kumanda geliştirildi. Ancak kumandadan çıkan ışık televizyona ulaşamıyordu. 1956 yılında Zenit Uzay Kumandası adıyla kablosuz uzaktan bir kumanda geliştirildi. Kanalı ve ses şiddetini değiştirmek için mekanik ve ses ötesi tekniğini kullanıyordu. Televizyon tarafından tespit edilip kanalın değiştirilmesi sağlanıyordu. 1973 yılında ilk cep telefonu geliştirilmiştir. İlk cep telefonu 1 kilogramdan fazla ağırlıktaydı ve tam dolu batarya ile 20 dakikalık bir görüşme yapılabiliyordu. Cep telefonunun mucidi o dönemde Motorola'da mühendis olarak çalışan Martin Cooper'dır. İlk cep telefonunun fiyatı ise 4000 dolardı. 'nin batı kesimindeki arkeolojik kazı alanında yer alan mezarlarda dünyanın en eski iki pantolonu bulundu. 3000 yıllık olduğu saplanan pantolonların paçaları yırtmaçlı ve bel bölgelerinde kişinin üzerine tam oturması için kemere benzer kayışlara uygun yerler bulunuyor. Şu an ilginç gelmese de pantolonların üretildiği döneme bakılırsa bu gerçekten müthiş. Normalde kadınların sütyeni 1800 yıllardan itibaren giymeye başladığı düşünülüyordu. Ancak Avustralya'da bir karede keşfedilen iç çamaşırlarının 15. yüzyıldan kalma olduğu belirlendi. Bulunan 4 iç çamaşırından ikisi de günümüzdeki örneklerine şaşırtıcı derecede benziyor. Kanalıma destek olmak için videoyu beğenmeyi unutmayın. Sizlere bir soru. Bu resimde kaç tane kare var sizce? Birçok kişi cevabı bulamıyor. Cevapları yorumlarda yazabilirsiniz.